Sen benim ışığımsın. Hazreti Mevlana'nın bendesi, Mevlevi dedesi Hasan Çıkar Dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Mevlana Hazretleri selam olsun üzerine verici meşrepli, hep bir şeyler vermek istiyor, alıcı meşrepli değil. İyi ama cahil çok var. Onların kafalarına tam manasıyla yerleştiremiyor anlatmak istediklerini. Ama konuşmaktan da bıkmıyor, devamlı bilgiler sunuyor. Bir gün bir değirmen başına geliyor. Değirmen çok eski olduğu için duvarı çatlamış. Mehtabın ışığı da o çatlaktan girip değirmenin içini ışıklandırıyor. Mevlana da o çatlaktan bakıp değirmenin içini seyrediyor. Bakıyor, değirmen taşı dönüyor, dönüyor, dönüyor. Kaldırıyor ellerini, ilahi hak diyor. Ne suç işledim? Bu dünyayı bana değirmen taşı yaptın, ezip ezip benden ne istiyorsun? İçinden Cenâb-ı Hakk diyor. Bu ilham sana nereden geldi Celaleddin? Bana nereden sesleniyorsun? Sana malum diyor, değirmen başındayım. Onun duvarı çatlak, oradan seyrediyorum. Değirmen taşının altında nasıl buğdayı ezip ezip un haline getiriyorsun? Bana da aynı ızdıraplar yapılıyor. Tekrar nida geliyor Hak'tan. Hangi zamandasın sen? Vakit hangi vakittir? Vakit diyor gece yarısı. Gün geçmiş, geceye girmişsin. Sen o değirmen taşının altında o buğdayın ezilmesini neyle, hangi ışıkla seyrediyorsun? Allah'ım diyor, ayın mehtabıyla seyrediyorum. Güzel. O değirmen taşı ayın mehtabına bir zarar veriyor mu? Yok. Ah Celaleddin, sen de benim ışığımsın. Çile çekecek bir varlık varsa senin üzerinde, o da nefsindir. Ben seni bu aleme beni söyleyesin diye gönderdim. Kasîde. Haydi ey ab-ı hayat, ey aşk! Bir nameye başla da beni şevkle, heyecanla değirmen taşı gibi döndür. Böyle yap, böyle yap da hep böyle olsun. Perişan, darmadağın olarak ben bir tarafta, gönül bir tarafta olsun. Ağaçların dalları ve yaprakları rüzgar olmasa oynamaz. Kehribar olmadan saman çöpü de uçup gitmez. İnsaf et, saman çöpü bile rüzgar esmedikçe hareket etmezse, dünya nasıl olur da rüzgarsız, rüzgar olmadan, bir tesir eden bulunmadan kendi kendine hareket eder? Aslında dünyanın her cüzü, her şeye aşıktır. Her şeyin, her zerrenin, her atomun bile içine bir aşk ateşi düşmüştür. Her şey sevgiliyle buluşmak için çırpınır durur. Her şey buluşma sarhoşudur. Fakat onlar kendi sırlarını sana söylemezler. Çünkü sır layık olandan başkasına söylenmez. Bütün varlıklar ev sahibinin yani Allah'ın tatlı sofrasından yemekte, içmektedirler. Her şey canlı, her şey yiyor, içiyor, konuşuyor. Böyle olmasaydı karıncalar Süleyman'a sır söylerler miydi? Dağ Davut peygamberle beraber ilahi okur muydu, seslenir miydi? Şu gökler aşık olmasaydı göğsü böyle saf, temiz, masmavi olur muydu? Eğer güneş de aşık olmasaydı, yüzünde bir nur, bir ışık bulunmazdı. Yerler, dağlar aşık olmasalardı, gönüllerinden bir ot bile bitiremezlerdi. Deniz aşktan habersiz olsaydı, aşkı anlamasaydı, böyle çırpınıp durur muydu, köpürüp coşar mıydı? Ey insan, sen de aşık ol, aşkı tanı. Vefalı ol da vefa bul. Gökyüzü emanet yükünü kabul etmedi. Çünkü aşıktı. Hata etmekten korktu. Divanı Kebir, Cilt 6, 2674. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Firan Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hasan Çıkar Dede.